Merhabalar. Bugün köpeğimizin geri kalan bölümünü öreceğiz. Fakat ondan önce şundan bahsetmek istiyorum. Yine bunu BİM'den almıştım. Şöyle sevimli bir eşek var içinde ve daha önce göstermiştim şu tavşanı örmek istiyorum diye. Evet, bu tavşana başladım. Videosunda bir dahaki videoyu çekmeyi düşünüyorum. Ve dün fark ettim ki Migros'a da kiti geliyor. Almak isteyen arkadaşlar olursa örmek için. Vallahi ben evdeki ürünlerden, yani evde iplerim vardı. Daha önce almış olduğum o iplerden örüyorum. İsteyenler Migros'taki o kiti de alabilir. Hem bu geliyor gördüğüm kadarıyla. Hem de bu geliyor. Ben bunu başladım. Şuradaki tariften kendim çıkarttım. Size şöyle göstereyim. Çok sevimli bir şey oldu. Çok tatlı oldu. Şöyle kafasını ördüm. Vücutunu ördüm. Daha elbisesi falan detayları daha çok fazla süreceği için. Şimdi size göstermek istedim. Örmek isteyen arkadaşlar bir dahaki videoya bakabilirler. Evet, gövdemizi başlıyoruz. Şimdi gövdemiz için 6 tane sık iğne. 6 sık iğne yapıyoruz. Şöyle tekrardan alalım. Yine aynı tığı kullanıyorum. Bahsetmiştim. Ve gövdemiz için yine koyu renk kullanıyoruz. Şöyle başlıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Birleşme önce çekiyoruz. Sonra birleşmemizi yapıyoruz. Ve yer belirleyici apartımızı takıyoruz. İkinci sıramıza geçtik. İkinci sıramızda her deliğe çift banıyoruz. 1. Aynı deliğin içine tekrar 2. Bu şekilde devam ederek toplamda 12 sayı elde ediyoruz. Evet, 3. sıradayız. 3. sırada da bir tek bir çift yapıyoruz. Ve toplamda 18 ilmeğimiz olacak. Bir tek örüyoruz. İkinci ilmeğimizi çift örüyoruz. Aynı deliğin içine, yani bir kere daha örüyoruz. Bir tek bir çift, sıra sonuna kadar devam edip 18 ilmeğimiz olacak. 4. sıramıza geçtik. 4. sıramızda 2 tek bir çift. Toplamda 24 sayı elde edeceğiz. 1 2 tek 3.ye çift batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 24 sayımız olacak. 5. sıramıza geçtik. 5. sıramızda 3 tek bir çiftle toplamda 30 ilmeğimiz olacak. 3 tek 1 2 tek 3 tek 1 çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Toplamda 30 ilmeğimiz olacak. Evet, şimdi 6, 7, 8 ve 9. sıralarımızı 30 ilmek düz bir şekilde devam ediyoruz. Yani toplamda 4 sıra düz bir şekilde 30 ilmekle devam ediyoruz. 10. sıradayız. 10. sırada 3 tek bir kez azalt yapıyoruz yani. 1 2 3 tek bir tane azalt yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Toplamda 24 sayı elde edeceğiz. 10. sıramızda 24 ilmeğimiz oldu. Şimdi 11'den 18. sıraya kadar, yani 8 sıra düz bir şekilde 24 ilmeği 8 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 19. sıraya geçtik ve ipimiz bu kadar kaldı. Bir an dedim ki yetmeyecek mi acaba, ama yeter galiba. 19. sırada 2 tek bir çift olarak örüyoruz ve sonrasında dolduruyoruz. 18 tane ilmeğimiz olacak. Pardon, 2 tek bir çift dedim yanlışlıkla. 2 tek
bir kez. Yani iki tane ördüm, bir tane kesiyorum. Çift demişim yanlışlıkla arkadaşlar. Düzeltiyorum. İki tek bir kes yapıyoruz. 19. sıradan sonra biraz içini dolduruyorum. Çünkü gitgide artık ağzı kapalıyor. Biraz dolduruyoruz içine. Yani çok da doldurmayalım. Çünkü bir sıra daha ördükten sonra biraz daha doldurun. Zor örülür yoksa. Şöyle. Evet. Şimdi 20. sıradayız. 20. sırada bir tek bir kes yapıyoruz. Bir tek örüyorum. Şöyle. Bir tek örüyorum. Bir kes yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Toplamda 12 ilmeğimiz olacak. Sonra tekrar içini tekrar dolduruyorum tamamen. Evet, 21. ve son sıramızdayız. Bunu da iyice doldurdum. Ne kadar sert olursa vücut çünkü o kadar iyi olur. Şimdi her delikte çift kesiyoruz. Yani şöyle her delikte bir kesiyoruz. Ki sonunda 6 tane ilmeğimiz olacak. Ve 6 ilmeği de sonra iğneyle, şu ortasını iğneyle kapatacağız tekrar. Hatta baktınız ki yumuşak, son kapatmadan önce o tığının arkasıyla biraz daha böyle sertleştirebilirsiniz. Böyle her deliği tekrar kese kese sonuna kadar devam ediyoruz şöyle. Şu şekilde kese kese sonuna kadar 6 ilmeğimiz kalacak. Onu da iğneyle kapatacağız. Evet, iğneyle bu arayı böyle kapatıyoruz. Düzgün bir şekilde olacak. Şöyle kapatıyoruz yani. Baktığınız zaman şöyle düzgün gözükmesi gerekiyor. Bunu da böyle yavaş yavaş böyle örer gibi yavaş yavaş kapatıyoruz. Düzgün bir şekilde kapatalım. Sonra başımızı birleştirmeye gelelim. Evet, ipimiz kaldı arkadaşlar. Bitmeyecek diye benim gibi korkan olursa maalesef kaldı. Şimdi burada diyor ki 15. sıraya diyor. Ben bazı şeyleri değiştirdim arkadaşlar bu arada. Kitapçıkla hoşuma gitmediği zaman kendi kafama göre yaptım. Mesela şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ile 13. sıranın arasına şöyle bakın, 12. ve 13. sıranın arasına kulağın ucunu tam da gözün çaprazına şu şekilde kulağımızı yerleştirdim. Yani şöyle duracak. Diktiğimiz zaman şöyle kulağı olacak. Bunu daha da bir aşağıdan yapmışım. Yani böyle sizin de zevkinize kalmış. Nasıl ayarlamak isterseniz. Böyle benim hoşuma gitti. Bu kafa küçük olduğu için bu şekilde yakıştı bence. Tekrar aynı şekilde buradan sayacağım. Tam hizasına bakacağım. Şöyle bakacağım. Tam hizasından şöyle. Şurası mesela. Hemen şu kafayı koyuyor, kulağı koyuyorum. Burada toplu iğnelerim var. Toplu iğnelerimden alıyorum. Bir tane. Sonra tekrar bir kontrolümü yapıyorum. Evet, aynı çizgide. Aynı çizgide bakıyorum. Aynı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boşluklarınızı falan sayarak şöyle bir bakın. Bu şekilde dikelim. Evet, böyle kulaklarımızı diktim. Gördüğünüz gibi şöyle ortadan ikisini ip çıkarttım. Bir kulağınınkini bu tarafa aldım. Yine bir kulağının bitirince bu tarafa aldım. Çünkü ikisini böyle bağlayınca açılma olmasın kulaklarda diye iyice bağlıyorum ve kesiyorum fazlalığını. Sonrasında koyu renkten iğnemize ip hazırlıyoruz. Burnuna geçiyoruz. Arkadaşlar açık renkten, yanlış söyledim, açık renkten ipimizi geçiriyoruz. Çünkü koyu örmüştük ya, ben açık ördüğüm için koyu yapmıştım burnunu. Bunun koyu ördüğümüz için açık renkten ip kesiyoruz. İpimizi ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın şuna bakarak da örnek alabilirsiniz. Hemen şu yuvarlak halka var ya ortada, onun bir üstünden buradan
buraya, buradan işte şuradan iğneyi şuraya aldım, şuradan buraya aldım, buradan tekrar buraya, böyle burada ortada birleştire birleştire şu şekilde. Bakın şu yerdeki yuvarlak görüyorsunuz, onun bir üstünden hemen. Yani şunun hemen bir üstünden şuradan, ama öncesinde bir uzaktan başlıyorum bağlamak için yine. Şurasından şöyle tam ortaya ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle biraz bırakıyorum bağlamak için. İşte şurası sanki şöyle. Bakalım bir şöyle sanki iyi gibi, yani şekilde şöyle tekrar aynı yere geliyoruz, tekrar bir kenarından tekrar çıkıyorum, tekrar böyle. Hatta bir sıra daha bence kaydıralım, evet daha iyi olur. Şuradan bir sıra daha. Bu şekilde yavaş 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 burnunu bu şekilde doldura doldura dolduralım. Şuralara dikkat edin. Mesela 1-2 kaldıysa gözünde, yine 1-2 aynı hizada olsun. Şu bölgeyi dolduralım. Evet, iyi doldurduğunuza emin olun. Bakın böyle düzgün olsun. Tam doldurmuş olun ki daha hoş gözüküyor. Şimdi şurasını yapacağız. Şurasını yapmak için bir böyle, yani şuradaki son ilmeği, şuradaki yine buraya geldim. Buradan tekrar ortaya geliyorum. Ve ortadan tekrar öbür kenardan, yani şöyle bir tane falan ortada boşluk oldu gördüğünüz gibi. Tekrar ortadan şöyle, yani biraz sizin göz şeyinize de kalmış. Mesela bakıyorum aynı çizgide, evet. Ama daha büyük gözüktü. Neden acaba? Bir daha bir deneyelim. Bazen birkaç kere ben bile söküyorum. Beğenmezsem, gözüme hoş gözükmezse. Bakacağım şimdi. Bir taraf daha büyük gibi oldu. Mesela ben burayı sevmedim. Ayarlayayım ben size. Evet. Orası yanlış olmuş. Şuradan hemen yanından tekrar şu yuvarlan, yani altından hemen tekrar yaptım. Sonra tekrar önceki başladığım yere döndüm. Evet. Evet, bu şekilde tamamladım. Yani şöyle tamamlamış oldum ve burayı bağlayıp bırakıyorum. Evet, şurası biraz daha gördüğünüz gibi tombul. Tombul olan tarafa doğru kafa dikeceğiz. Ondan önce şimdi ayaklarımızı ön gövdenin diyor 4'üne ve 8'ine yerleştirin diyor. 1, 2, 3, 4. 4 burası. Yani iğneniz varsa hemen şöyle 1, 2, 3, 4. Sonra 8'ine gelsin diyor diğer ucu. 5, 6, 7 ve 8. Yani iki ucu diyor bu arada olacak diyor. Şöyle bir ayağınızı yerleştirdiğiniz zaman bir ucu burada, bir ucu diğer iğnenin tarafında, bu şekilde monte ediyoruz. Bunu monte edelim, dönelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burası ön kısım olacağı için arkadaşlar, şurada eğer şöyle şeyiniz varsa öne lütfen öne götürmeyin, çünkü çirkin oluyor. Ben özellikle onu çok dikkat ediyorum. Sevmiyorum. Mesela şöyle değil ama şöyle. Hani arkaya alarak onu şu şekilde falan. Bunu da öyle monte edin. Gördüğünüz gibi bak burada herhangi bir şeyi yok. Düzgünce dikelim. Baktığınız sert olmazsa içine biraz daha dolgu yapabilirsiniz. Yani çok yumuşak gelirse, sabit durmazsa biraz daha, bazen ben doldurabiliyorum şuradan içine. Kapatmadan önce, son dikmeden önce. Evet, diğer bacağımız için. Şimdi arada iki tane kalacak diyor. Bir ve iki delik bırakıyorum. Sonrasında yine buradan aynı şekilde dörttü. Dört, beş, altı, yedi ve evet sekiz. Pardon, yedi.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Evet, şuraya kadar. Yani bakıyoruz zaten. Şuradan görüyorsunuz. Aynı hizaya geliyor. Hemen şuraya da bir iğne koyuyorum. Arada 2 tane atlıyoruz. 2 delik, 1 ve 2 delik. Ondan sonra şuradan yine buraya kadar ayağımız aynı şekilde, şöyle aynı şekilde monte ediyoruz. Şöyle olacak. Evet, bunu da diktim. Şöyle ipleri yine bir yerde birleştirdim. En son bağlayacağım yine onları. Şimdi arka bacaklara geçiyoruz. 17 ve 20'yi yerleştirin diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani tam şöyle hizalıyorum. 17 ve 20 diyor. 17, 18, 19, 20. Yani şu araya da şöyle yine bu bacağı monte ediyoruz. Bu şekilde. Yine 2 tane arada bırakıyoruz. 2 tane bırakıp yine bu şekilde diğer bacağı da aynı şekilde yanına monte ediyoruz. Böyle. Örmesinden çok tabii ki dikmesi, montolaması daha çok uğraştırıyor. Çünkü dikkat etmemiz gerekiyor yani. Aynı hizada ve aynı düzgünlükte olsun diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ön tarafımız şu şekilde tamam. Başımızı şöyle, başımızı göz kararı ayarlayalım. Bakalım orada kaç demiş. Ve 11 halkaları mı? Bakalım bir. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok uzak oluyor. 10 ve 11 şu şekilde yani yine. Aynen. Sanıyorum şu şekilde işte. Biraz da gözünüz de çok önemli. Baktığınız zaman hoş mu duruyor, nasıl duruyor? Ve 11, 10 ve 11'inciye diyor kafayı dikin diyor. Şuradan biliyorsunuz sayıyoruz. Halkadan başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şuradan. Yani baş şuraya gelsin istiyor. Şöyle hemen bir iğneyle belirtiyorum. Şöyle şu şekilde oturtuyorum. Başı tam ortalamaya ortalıyorum. Ve bu şekilde oynatmadan, hatta böyle bir uzun iğneniz varsa, ben genellikle uzun bir iğneyle aşağıya kadar sabitliyorum ki ben dikerken çok oynamasın, böyle sabit kalsın diye. Bir monte edelim bunu. Dikmek için biliyorsunuz arkadaşlar, vücutumuz koyu renk olduğu için koyu renk iple ip ayarlıyoruz. Burası benim çok da hoşuma gitmedi. Bir iki sıra daha öne aldım ben. Sizin de isteğinize bağlı. İsterseniz oradaki yazan sayıyla yapın. İsterseniz benim gibi göz kararı bir öne alabilirsiniz. Ya da iki öne. Evet, şimdi tasmamızı dikelim. Ben düğme diktim. Lütfen düğme dikerseniz iyi bir şekilde, sağlam bir şekilde dikin. Çünkü küçük çocuklarımızın herhangi bir ağzına kaçma sıkıntısı olmasın diye. Size kalmış. İsterseniz dikin, isterseniz dikmeyin. Şimdi bu tasmayı da boynuna takacağız. Biliyorsunuz uzun bir ip bırakmıştık. İpi iğneye geçirdim. Şöyle boynuna arkadan buraya monte ediyorum. Dikiyorum yani. Evet, şöyle dikiyoruz iyi bir şekilde. Evet, diktik böyle. Şöyle tasmamızla diktik. Evet, şurasını güzel bir şekilde şöyle kapattım. Bütün ipleri bir araya topladım. Bunları en son bağlayacağım. Şimdi sıra kaldı. En son kuyruğumuz kaldı ve beneklerimiz kaldı. Şimdi kuyruğumuzu takalım. 19. ve 20. sıraya diyor. Hemen bir sayalım. Şuradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ve 20. sıraya diyor. Bence şurası ideal. Şöyle
Şöyle şuraya. Bence bu şekil evet ideal. Şöyle kafayla da hizalayın ortaya, bacakların da ortasına. Şuradan iğnemi alayım. Evet. Böyle buraya şöyle yapıyorum. Bir ucundan da buradan geçiriyorum. Bir ucundan öbür taraftan geçirdim. Yaklaşık şöyle gördüğünüz gibi şu kadar bir tane delik kaldı ortadan. 3 deliğe dikmiş olacağım. Evet, böyle diktim. Kuyruğumuz da bu şekilde. Böyle. Arkadaşlar şekil vermeniz gerekiyor. Dikerken biraz elimizle yamulabiliyorlar. Hani böyle şekil verirseniz bakın her şekle giriyorlar zaten. İsterseniz birleştirin, isterseniz böyle. Bunları düzelteceğiz en sonda. Ben buna benek yapmamıştım. Çünkü çok da hoşuma gitmemişti. Sanki sade daha hoş olduğu gibi gelmişti. Gerçekten öyle. Bakalım bunu da benekle deneyeceğim. Sizin de isteğinize kalmış. Evet. Beneği diyor ki büyük beneği gövdenin yan tarafına ön bacağa doğru 8'de 12 diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani şu araya şöyle şuraya dikmemizi istiyor. Ben önce şu ipleri yok edeyim. Evet. 8 ve 12 diyor. Ben buradan saydım. 8 burası işaretledim. 12 burası işaretledim. Şu bölgeye dikmeye karar verdim. Yani dilerseniz yukarıya ya da biraz daha aşağıda alabilirsiniz. Evet, beneğimizin bir tanesini diktim. Diğer bir tanesini de küçük benekle diyor. 13'te 15 arası diyor. Bir bakalım. Evet, 13'te 15. sıra diyor ama ben çok da hoşuma gitmedi. Sanki böyle biraz daha kuyruğa doğru yakın olursa daha hoş olur gibi. Üst sırtına kuyruğa yakın yapıyorum ben biraz. O da sizin isteğinize kalmış artık. Nasıl gözünüze hoş geliyorsa. Dediğim gibi ben bazı şeyleri kafama göre değiştirdim. Küçük geldi, sayısını fazlalaştırdım. Yani bazılarını kendime göre de ayarladım. Şöyle sırt bölgesine şöyle dikiyorum bunu. Diğeri bu taraftaydı. Dilerseniz aynısını ya da diğer bir küçük daha bu tarafa da dikebilirsiniz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İşte gördüğünüz gibi köpeğimizi de yaptık. Şöyle gösteriyorum. Köpeklerimiz böyle. Evet. Şöyle yani. Kutudan çıkan takımlar tamamlandı. Ayrıyeten bunlar ben ördüm. Böyle tamamlandı. Benim için yorumlarınız çok önemli. Lütfen yorum yapın. Takipte kalın. Bir de dediğim gibi isteyen arkadaşlar yazarsa çok sevinirim. Dediğim gibi bunu örmeyi planlıyorum bir dahakine. Çok sevdim ve başlamıştım. Size göstermiştim. Şöyle. Bir dahakine bunu örmek istiyorum. Lütfen yorumlara yazarsanız, beğeni atarsanız ve takipte kalır abone olursanız çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.